Bakayım. Bugün sizleri Güney Kore'deki Ya bu adam konuşunca benim niye gülesim geliyor oğlum ya? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Güney Kore'deki market fiyatlarını göstereceğim. Yani abur cubur, yiyecek, içecek, ondan sonra acıma, peynir, zeytin, ekmek ne varsa bunların Elizyon farkı kardeşim. Kore'deki fiyatlarına, birim fiyatlarına bakacağız. Bu arada Melat adında bir arkadaşımız YouTube kanalı açtı, yeni bir kanal. O kanalın içerisinde de bu videonun içerisinde olan abur cuburlardan istediği ne varsa kardeşim sen de izle, seç. Hangisi hoşuna gidiyorsa söyle ben sana göndereceğim. O Ha. şeylerin tadımını yapacak. Yeni Şimdi geçen şeyde konuştuk. Elizyon'a abone olun oğlum. Elizyon'a abone olun. Şimdi kardeşim, Elizyon'la konuştuk. Elizyon bize Kore'den istediğimiz şeyleri gönderecek. Atıyorum işte ne bileyim abur cuburdur böyle işte ne bileyim tarantula bacağı, yarasa kanadı, ne bileyim tırtıl kuru yemişi. İşte ne bileyim yani oranın böyle değişik şeylerinden gönderecek bize. Biz de onları deneyeceğiz. Nasıl fikir? yeni bir kanal, yeni bir içerik. Takip etmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Boş muhabbete hiç gerek yok. Direkt video. Tamam. Hadi görüşürüz. Yani anlatabiliyor muyum? Öyle. Burası da Itaewon. Bak orada da kebapçı var. Ana kebapçı Sultan var. Kebap. Böyle bir yer işte arkadaşlar. Ha bak orada bir tane daha kebapçı var. Halal Aa King Kebap. Gays var. Orada da kebap yapıyorlar. Pakistanlılar. Hayır zaten bozulmayacak. Paketli şeyler gönderecek bize oğlum. Falan. Aslında burada var ya bu yaşadığım bölgede çok fazla şey var. Burası biraz Kore değil gibi. Bak bunu sen koymuşsun gibi. Harbi Konya'da yaşadığından şüphelenmeye başladım. Kebapçı var. Bir 10 tane falan kebapçı var. Mert sen bence sen haklısın lan. Ben Kore'de değilim. Konya'da gibiyim ya. Oğlum bak. Bilinçaltımı çözmüş artık adam. Koreliler buraya turist olarak gelmiş bence. Yani benim anladığım o. Koreli'den çok Türk var, yabancı var. Bu nasıl iş arkadaş? İşte ortam böyle. Bak, orada da bir kebapçı var. Burada Oy, araba da güzelmiş ha. Ne lan bu? da Taksim Kebap var. Bu ne lan? Her Taksim yer kebap. kebapçı olmuş. Bence ben Konya'dayım. Aha masaj diyor. Oriental masaj. Orası ne oluyor Elizyon? Oriental masaj. Kore'de değil. Koreliler turist olarak gelmiş buraya. Neyse yapacak bir şey yok. Ne Hayaller ve oluyor? hayatlar. Arabalara bakın. Bak bunlar Kore arabalar. O ne lan? Aha Tesla. Bak şu E kasa. S değil o E. Güzel yani ucuz arabalar. Bak orada da internet kafeci var. PC. Orada masajcı var. Bak gördün. Orada nargileci var. Nargileci falan var lan. Burada kahveci var. Neyse biz market şeylerine geçelim. Bunlar sonraki şeylerde. Tesla ucuzdur orada birim parasıyla. Buralarda size özel kozmetik, Güney Kore kozmetik ürünleri. Fiyatlar bugün GTA San Andreas var kardeşim. Hani gösteremeyeceğim çünkü bugünkü konseptimiz kozmetik değil, market fiyatları konsepti. O yüzden görüşmek üzere. Bir sonraki videolarda kozmetiği de gösteririm. Hadi bay bay. Kozmetik. Evet burada sebzeler var. Salatalık. Patlıcan. Burada marul var. Bu neymiş? Bunu ben de bilmiyorum. Roka Burada gibi böyle bir ıspanak gibi ha. Ispanak o ıspanak. Böyle değişik şeyler var. Bunların fiyatlarına bakmayacağım. Fiyatı baksana ya. Biz onları merak ediyoruz. Aa patates var bak. 4 tane patates. 1,5 dolar. 4 patates 1,5 dolar. Bir tane havuç. 1500 dolar. Kaç dolar? Öyle düşünün. Soğan. Soğan ucuzmuş. 5 tane soğan. Fiyatı burada 1 dolar diyelim. 1 dolar. Burada O 1,5 demek istedi oğlum adam unutmuştur. buz satıyorlar 5,5 yani 4 dolar falan diyebiliriz. Oha buz 4 dolar. Buz. Burada kurutulmuş bir şeyler var. Bunlar sebze. Ne kadarmış? 8. Buna da 6 dolar diyelim. 8.000 won. Burada kurutulmuş ne var lan bu? Çilek. Dondurulmuş şey çilek. 14.500 yani 13 dolar. Oha. Oha. Oğlum kaç kilo bu? Çok mu fazla acaba lan? Çok pahalı.
Burada yoğurtlar var. Ay şey, yoğurt nereden çıktı lan? ne lan bu? Tavuk tavuk. Lan ne tavuğu? Yumurta anasını satayım ya. Yumurta ne kadar? 4500 diye 3 dolar diyelim ona. 3 dolar. Öyle değişik değişik. 3 dolar pahalıymış orada da ha. Şeyler var ama en ucuzu bu. 3-4 dolar. Bence güzel fiyat yani, birim olarak düşünürseniz bunlar çok ucuz fiyatlar. Yani oran ama birim parasını tam bilmiyorum. İşte mesela bak Elysion. Orada senin buna ilk girmeden önce şunu demen lazım. Buranın en az maaş alan adamı şu. Yani atıyorum burada 4500 gon mu yen mi artık neyse. İşte diyeceksin ki atıyorum. Bizde mesela asgari ücret şu kadar gon. 3 TL'ye 32'lik 30'luk şey alıyorsun, yumurta alıyorsun. Öyle düşün. Süt ve süt ürünleri var. Buna kadar bak bu en güzeli. Pardon. Bu da 2800 diye, yani 1,5 dolar falan. 1,5 TL diye düşünün. Birim fiyat olarak düşünün. Exchange yaparsanız çok pahalı olur. O da saçma olur zaten. Sonuçta burada Türk lirası kazanmıyoruz. Ha, burada cheese'ler var. Yani peynirler. 6 dolar diyelim. Buna da 8 dolar diyelim. Ya şimdi bunlar 10.500 won diyeceğim, anlamayacaksınız. O yüzden dolar diye söylüyorum. Peki şuna bakalım. Neresiydi senin olarak? Kore asgari ücret 2021. Güney Kore'de asgari ücretin saati 8720. Yani asgari ücret zam da olsa dolar kuruna göre 8000 won kaç TL? 8000 won kaç dolar? Saati 7 dolarmış lan. Saati 7 dolar. Saati. Dolar Kore won'la yakın olduğu için, eşit olduğu için öyle söylüyorum yani. Ortalama bu da 12 dolar. Butter diyor yani tereyağı. Tereyağı yani bir saat çalışıp bir tane alabiliyorsun neredeyse bir tereyağı. Bunlarda da hep şeyler, peynirler bu şekilde var zaten. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. 4 dolar falan. Bence biz onu yanlış yaptık. Bir dakika abi ya, açıklamaya yazmış mı? Heh. 1 dolar 1105 won. Asgari ücret örneğin 1000 dolar. Yani Kore won'u 1000 dolar 1 milyon 100, yani bunun asgari ücretleri 1150 won. 1 milyon 150 bin won. Bir de orada asgari ücretle çalışan çok yoktur oğlum. Harbi çok yoktur. 1 milyon 150 bin won. İçeceklere bakalım. Burada meyve suları var. Değişik değişik meyve suları. Ya ortalama Elysion orada 2000-3000 dolar alıyordur en az. En az patlatıyordur 2000-3000 dolar. Suları var. Mert'cim iyi bak, bunlar istediklerim varsa gönderelim. Hah işte. Bu şekilde. Bizim bunlardan isteyeceğiz işte, anladınız mı? Mert'cim iyi bak, bunlar istediklerim. Mesela şunu çok merak ettim. Bunlardan seçmek lazım. Bu şekilde. Kola var mesela. 1100. Bak sana bunu göndereceğim. Bu mükemmel. Ne o? Dr. Pepper. Dr. Pepper'ı biliyorum da hiç denemedim. Bunun tadına bak. Bunun tadına bak. Buna kadar bu 1 dolar de buna. Ha, bunlar böyle şekilde. 1 liraya. Şu yeşili de güzel duruyor, evet. Coca-Cola. Ha, Türk lirasına çevireyim diyorsanız bu şu an mesela 7 lira. Sizin için çevireyim yani. Bak burada da kahveciler var. Böyle soğuk kahveler falan. Bunlar da bu şekilde. 600 won diyor, ucuz. Burada da alkol çeşitleri var. Bu soju. Kore'nin meşhur alkolü. Yılan zehrinden yapılan herhalde. Kesin odur. Bizim nasıl rakıysa Korelilerin de soju. Ne kadar? 1800 won diyor. Yani 1500 lira. 1,5 dolar. 1,5 dolar. Oğlum 1 milyon para alıyor zaten yani. 1800'ünü versen ne olacak? En az alanı bir daha. Bunlar da ortalama 1,5, 1 dolar 400 won. Burada biralar var. Bak bira. Çok ucuzmuş oğlum bu arada lan. Ne kadar ucuz? 3750, 3 dolar de. Burada Pilsner var. Burada da bu şekilde Heineken, Meineken. Bunlar Heineken. 2-3 dolar. Bunlar bu 1,5 dolar ucuz. Yani 1,5 TL. Bak mesela şu değişikmiş. Extra cold. Hati. Ice point. Onların, bunların üstünde misket oluyor sanırım. Şu
ekstra cold birayı içebiliyorsun. Bak bunlar 1 dolar. Hatta 990 sent falan diyelim. Kafanız karışmasın. Bunlar bu şekilde. Yani güzel yani. Aleykümselam Musa, hoş geldin. Abi TL'ye çevirsek 8.000-8.500 TL falan ediyormuş. Burada biralar da ucuz. Asgari ücret. Hani birim anlamında ucuz. Burada değişik değişik sosisler var. Bunlar domuz eti tabi. Öyle. Bunlar ne kadar? 5 dolar. Bunlar siz dolar olarak görün. 2 saat onun için. Seni duyuyor gibi değil oğlum. Şeyde konuştuk biz. Elizyon'la Discord'da konuşmuştuk. O iş yerindeyken demişti. İş yerinde çalışırken molada çıkmış çaktırmadan. Sigara içerken tak oradan DC'ye geldiydi. Orada konuştuk. Musa İzmit göndermiş. Eyvallah kardeşim. Çevirmekle uğraşmayın. Siz yapın yani. Bu şekilde. Salam. Yok bunlar bacon. Bacon. Evet, en önemli şeye geldik. Yağlar ne kadar? Bunlar s**t. Ama burada yağlar da var. Bak Türkiye'de yağ çok pahalı. Burada da bu neymiş mesela? Bu zeytinyağı, tamam mı? Bu 9 yani 8 dolar diyelim. 8 dolar. Böyle bir yağ var. Bu ne lan? Üzüm yağı mı lan o? Üzüm yağı mı o? Doggy soybean oil falan diyor. Bu da 5 dolar diyelim buna da. Abi asıl soru şu. 1 milyon wonu cüzdana nasıl duruyor? Onların şeyleri yüksektir. Para birimi yüksektir. Yani atıyorum banknot olarak yüksektir. Toksik hoş geldin. Zeytin. Fasulye de olabilir, bilmiyorum. Bu da 3 dolar. Ben genelde bunlardan kullanırım. Ucuz olsun, öz olsun, bizim olsun. Bu da 3 dolar. Ben genelde bunlardan kullanırım. Ucuz olsun, öz olsun, bizim olsun. Yağlar da ucuz yani. Bilmem anlatabildim mi? Burada dondurulmuş yiyeceklere bakıyoruz. Aha, göster burada mesela. Şeyler var, şirinler var. Karides. Burada şey var, yengeç var. Yengeç. Ondan sonra acaba burada bir et var. Şey balık eti. Burada böyle et var. Bu ne kadar biliyor musun? 20 dolar diyelim biz buna. 20 dolara kaç tane balık oluyor lan? 20 dolar. Ahtapot var. Seversin. Ahtapot güzeldir. Bu şekilde. Patatesler var. Güzel. Burada 7 dolar. Kocaman şey. Hamsi var mı peki? Soracağımız soru. Selamlar, asıl soru kardeşim. Bu adamların aylık kazandığı para ve bir mutfak alışverişi ne kadar ediyor? Tamam, Elizyon. Elizyon bir mutfak alışverişin kaç ediyor? Elizyon izliyordur şu an. Sen mesela evine atıyorum aylık mutfak alışverişi yaptığında ne kadar para ödüyorsun? Ne kadar? Kurutulmuş, dondurulmuş patates. Tercanlar var. Çok büyük. Bu mesela 3 kilosu 7600 won yani 6 dolar. Bu 10.000 won 8 dolar. Şöyle. Fiyatlar ortalama bu şekilde. Bak buraya da bakın. Görürsünüz. Zeytin. 300 bin won dedi. Aylık. Tertemiz oğlum. Elizyon orada bir de asgari ücretli de çalışmıyordur. O asgari ücret bile çalışmıyordur oğlum o. Zeytinleri falan. DC al diyor. Gel DC. Tuna çekseniz Elizyon'u DC'ye. Ha gelmiş. Alo. Aha Elizyon gitti. Adam yok oldu. Heh. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım, yayını izledim. Sen ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Bir şey mesela orada şimdi asgari ücret ne kadardı? Şimdi asgari ücret 1.8 milyon won. 1.8 milyon won. Asgari ücret. Peki aynen öyle. Asgari ücretle çalışan çok mu yoksa hani öyle asgari ücretle çalışan çok mu az var? Ya bütün iş yerleri asgari ücretle başlatıyor şeyi, işe başladığın zaman. Ama sonrasında o yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Ama genelde işte neydi onlarda? Garson olarak aha çalışanlar, böyle ufak tefek şeylerde çalışanlar asgari ücretle çalışıyor. 1800. 1 ama böyle 800, şirkette çalışan. Hı, aynen. Bir şirkette çalışanlar? Şirkette çalışanlar 2 milyonla başlıyor. Hı-hı. O da kademe kademe yükseliyor şirketine göre. Yani ortalama insanlar 2 milyon won para kazanıyor diyeyim. Ortalama 2 milyon won. Aylık market aynen masrafın mesela evini doldurdun 300 bin won mu? Benim doldurdum aynı 300 bin won. Peki sorma sayıp sen ne iş yapıyordun orada? Ben şu anda bir şirkette çalışıyorum. Tamam bak, şirkette çalışanlar dediğine göre diye sen asgari almıyorsun. Ben 1,5 ay önce falan işe girdim. O yüzden zaten benim şirkette ne işim var onu da ben de bilmiyorum. Ben normalde fabrikada çalışmak için başvurdum. Hı-hı.
Dediler bize Türk lazım. İşte satış yapmamız lazım. Türkiye pazarına gireceğiz. Yapar mısın? Dedim deneriz yani. Onu da deneriz. Ne olacak? Öyle girdim yani şans eseri. Şans Herhalde mı? Türk muhtemelen Kore'de şeysiz üniversiteye gitmeden şirkete giren tek yabancı benim. Oo, tertemiz lan. Peki bir şey soracağım. Sen ne kadar Evet. alıyorsun sorma sayıp maaş mesela? Ben ne kadar alıyorum? 1800 alıyorum ben de. 1 milyon 800 bin won. Tertemiz. Hayatını gayet Aynen. güzel idare ettiriyorsun yani. İdame. Tabii canım ya istediğini rahat rahat alabiliyorsun. Birikim yapamıyorsun sadece. Ha, ama işte ilerlersen, yükselirsen tertemiz yaparsın onu da. Kiralar Tabii çok pahalı canım. mı orada? Kiralar, ev kiraları pahalı ama şöyle bir sıkıntı var Güney Kore'de. Dünyada bir tek Güney Kore'de var sanırım böyle bir sistem. O da şu, depozito sistemi var. Tamam mı? Mesela benim oturduğum ev 2 artı 1 mi oluyor? 1 artı 1 oluyor herhalde. 10 bin dolar depozito verdim. 10 bin dolar. Onun şeyini ödüyorum. He. Bir odalı eve tutacağın zaman mesela 5 bin dolar vermen gerekiyor. Yurt dışından buraya gelip de ev tutmak bir tık zor yabancılar için. Bayağı İş yeri de pahalıymış ya. Bizde de kuramıyorsun. depozito Tabii var da canım. bizim depozito o kadar fazla değil mesela, anladın mı? Bir kira alır en Aynen. fazla yani. Hadi Ben iki kendi kira alsın. barımı kebapçı falan açacaktım istiyordum. İlgi 75 görüyor bin mu dolar kedi? şey istediler. Ne istedi? Tabii canım. 75 bin dolar. 75 bin dolar depozito. Depozito. Bak Çok sadece depozito. Dedim fazlaymış nereden bulayım la? O kadar param olsa buraya niye geleyim dedim de lan. yok. Peki şey soracağım. Mesela atıyorum benzin ne kadar? Benzin ne kadar? 1,5 won oluyor. 1500 won. Yani 1,200 dolar. 1,200 dolar diyelim. Yok 1,200 nereden çıktı? Pardon. 1 dolar 20 cent diyelim. 1 dolar 20 sent. 1500 won falan Evet. Bir... yani. Litresi. Aynen. 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 İyiymiş, o da iyiymiş. 1500 won. Araba var mı sende? O da ucuz. Araba var. i30 var. Söyleme Vay. sahip. Oy. Seversin yan Alt. yan. Ucuz ya onlar da Ne ucuz. kadar aldın 6 onu bin mesela? dolara falan aldım. 6 bin 6 bin dolar. dolar. 6 Kaç bin won dolar. ediyor? 600 bin won mu? O da 7 milyon won ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. 3,5 aylık maaşımın şeyiyle alabiliyorsun. Ha, 3,5 aylık maaşını Türkiye'de alıyorsun. 150 bin TL. Alabiliyorum. Tertemiz lan. Tamam ben 3 yıllık şey yaptım. Neydi onun adı? Ha. Ödeme. 3 yıl. Aylık Hı. 150 150 ödüyor. Aylık Yani 150 150 söyleme oraya sahip veriyorsun. olsun. Ha, tabii Evet. merak ettiğimizden Öyle. söylüyor zaten. Ayıplık bir şey yok ki bunun. İyiymiş. Öyle. Başka? Başka sana Ne abur anlatayım? cuburları seçeceğim. Oradan abur cuburları bize göndereceksin. Onu deneyeceğiz Aynen beraber. ben ekstra da benim bildiklerim falan var. Onları da koyarım Tamam. ben içinde. Sen Tamam, ben rahat ol. onu yayında mı yiyelim, YouTube'da mı yiyelim? Bence Yayında. YouTube daha iyi bunun için ya. Size Ya yayında sarar hem bu arada. bence şey Yayında yap. sarar ya. Bu Tuğkan abi ekip şey yayını yaptı ya. O tarz bir yayın düzenle. Hem yayından görsünler sonra YouTube'a at gitsin. Tabii O da sen daha iyi yapabiliriz. bilirsin. Onu bir düşünek, bir yayın sonra seninle bir konuşalım onu. Yayında da Suçu bu gibi bak seni izlemek sarar. güzel olabilir ya. E? Bunu bir Ne olur? düşünmek lazım. Suçu gibi Yayında da çünkü. yapılabilir. Bunu bir düşünmek lazım. Aynen o ayarlarsınız. Siz daha iyi bilirsiniz o işi. Tamamdır. Biri Bari diyor bu ki kadar bana bir geldim kımçı bir yollasın. Kımçı ne la? Kimçi. Ha, o ne Bu şey oluyor? ya bizim turşu. Kore turşusu. Güzel mi? Daha da güzel. Ondan da gönderirim sana. Daha da Öyle güzel. güzel. Tam Konya. Harbi Konyalısın bu arada ya. Yok kardeş Konyalı Yok değilim de. kardeş Konya ya. Mersinliyim. Adam. Şöyle Daha da söyleyeyim. güzel Ben kardeş. Diyarbakırlıyım. Asıyor. Diyarbakırlısın Ama Mersinliyim. Mersinliyim. Diyarbakır Diyarbakır, Mersin mi Mersin. demiştin? Aynen. Bir de ben Burdur ilinde 4 yıl yaşadım Burdur Toplama tarafında. gibi ya Elizyon. Bütün 4 yıl orada şiveler yaşadın. karışınca Peki Kore'ye niye yani gittin sen? Ege Kore'ye şöyle söyleyeyim. Onun bir tık şeyi var. Öncesinde ben Avrupa'ya gitmiştim Malta'ya. Aha. Orada bir 7-8 ay kaldım. Sonra Türkiye'ye gelince bir boşlukta hissettim kendimi. Yurt dışının şeyi havası suyu farklı ya. Aha. Dedim benim yurt dışında yaşamam lazım. Farklı kültür, farklı insanlarla falan. O şekilde en uygun Güney Kore'ydi. Çıktım geldim. Nasıl gittin? Öyle hayat. Nasıl uçağa bindim geldim mi? Oğlum. Onun bir orada ve Şey. vatandaşlık falan filan işlerini nasıl yaptın? İşte. Bir de bir soru daha soracağım, yanlış anladım. Kültürleriniz çakışıyor mu mesela? Eşin şimdi Koreli, sen Kültürler. Türksün. Yok bizimki çakışmıyor. Kafa dengimiz. Zaten o yüzden bu yaşta evlendim. Hı. Çünkü şeyi bulmak zor. Kendi kafa dengin insanı Tabii bulmak zor ya. bu devirde. O yüzden şeyimiz uyuşuyordu. Kültür İyi. anlamında çok bir şey yok ya. Ülke şey bizim kültürümüz de Korelilere yakın. Ha, o kadar Buraya uyuyor. gelip yaşadıktan sonra anlıyorsun.
Hani birçok şey tıpatıp aynı. O Tertemiz yüzden bir ya. sıkıntı olmuyor. Tertemiz. Bir de Öyle bir bir şey şey soracağım. Sisteme sızmış. Şeyi soracağım. Bir de son. ya. Senin fazla şey sıkmayayım. PC Yok yok, fiyatlarını belli herkes soruyor. Sabah chat'tekiler arada soruyor. konuşuyoruz. PC ve Chat'teki internet herkes soruyor. fiyat. PC fiyatlarını soruyorlar. Prim yapsam mı acaba? Benim öyle bir videom var Var mı YouTube'da. videon? attıydım, yapmıştım o zamanlar da. Ama ben yine buradan söylemiyorum. Çok izlemene gerek yok. Söyle bakayım. Sistemini bilin diye ben şey yapıyorum. Açıklama kısmından sisteme bakarsın. Toplam fiyatı 3.500-4.000 dolara falan denk geliyor. Kaç won ediyor Bak yani? orada. Pardon, 3.000, Herhalde. 3.5 milyon won, 4 milyon 3,5 won. milyon won. Bakayım nereden Evet. görebiliyorum o videoyu? O Ha 4K şu. yazıyor. Şu mu? Nerede? He, aynen. En iyi ucuz. Ne almışsın? AMD Burada. Ryzen 7 3900X. MSRT 2080. SSD 975 500 GB. 3500 okuma. 4 tane 32 GB RAM'in var. Monitörün var. 144 Hz 2K. MSI'ın. Klavye, mouse. Bunların hepsini C920 ile falan. Bunların hepsini. Mesela kaç ayda çalışıp full böyle bir bilgisayar çektiğini atıyorum. Uyduruyorum. 2 aylık para anlamı. 1,5 ay. Bir buçuk ay. Bir buçuk ayda böyle makine Türkiye'de çekebilirsen sen iyi bence abi. İyiymiş lan. Burada şu Türkiye'de an bunu 30-40 yapsak bin bu lira arada bence falan denk geliyor. Türkiye'de bu 30-32 bin TL rahat tutar ya kafadan. Rahat ara. Aynen. Vay be. Ya Kore dolarla eşit olduğu için şeyde ülkede ekonomisi de güzel olduğu için Sıkıntı çekmiyor. ucuz yani o şeyler. Tertemiz ya. Sen Onlar da seviyorsun ucuz. bu Araba hayatı. fiyatları da ucuz. PlayStation 5 ne kadar? PlayStation 5 600 won. 600. 500-600 won. 600. 600 won. Aynen. 600. 500 dolara Rand denk dolar. geliyor. 600 Won. bin won. Ha 600 bin. Çok He, korktum tamam 600 o diye. oldu bari. 600 bin. Tertemiz ya. 500 dolar. Ucuz. Mis gibi. Hayat Araba sana borsası gidiyor. çıktı 1,5 milyon won. Cidden. Bizde 15 bin, 20 bine satıyorlar. Burada 1.500, 1 milyon 500'e falan denk geliyor. Tertemiz ya. Vallahi çok iyi. Şeyi de IT ne güzel, kadar kazandığını interneti söyledi. de güzel. İnternet ne kadar mesela? Onun da videosu vardı, neyse. Ama şimdi prim yapmayalım tamam. Adama abone olun bu arada. Ayıp değil mi oğlum? Adam burada o kadar şey yapıyor. Bize özel video çekiyor adam. Desteklemek isteyen internet. kardeşlerimiz yapıştırın. Teşekkür ederim. Yani Twitch'te de yayın yapıyoruz. İsterseniz gelirsiniz, izlersiniz, Oraya takılırız. yapıştırın. Ne Bak, kullanıcı adın? Onu da bunu niye yapıştırıyorlar ben dur. söyledim biliyor musun? Bak bunu niye söyledim biliyor musun? Geçen yeteneksizsin şeyine katıldım ya. He, tamam o konuyu açma O... açma tamam biliyorum ben o konuyu. Hayır. Konuşmam bitti, tamam mı? Ben diyecektim ya abi, Twitch yapıyorum falan. Lan, sesim gitti. Söyleyemedim, He içimde tamam. kaldı. O şu video değil mi bak şu. Ne Ne oldu? bak bak ona bak. Bir şey yok da Koreli. biz yok. Alo. 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 Ses niye gitti ya? Videoya çok üzülmüştüm bu arada ya. Ya tam Sen söyleyeyim konuşmaya dedim. çalışıyorsun, biz seni duymamışız ya. Alo. Zaten Time out bir kendini şeyler dedi. Anlamadım niye öyle oldu. Böyle bir anlatsın. şeyler Baksana oldu beni. yani. Karısı bastı Değil mi? karısı. Bakayım. Uç. Tuna. Aynen, bu. Aga be. Teşekkür ederim. Tunacığım. Al Twitch'in de Sen bir şey attık sormuş. oradan Ha. destek olmak isteyen yapıştırsın. Ne sordum ben? İnternet İnternet internet. diyorduk. He. İnternet şöyle söyleyeyim. Benim internetim şu an 700 upload. Pardon, 800 upload. 800 bin upload. 700 download falan var işte. 30 dolar. 30 dolar. Aylık. Ev Vay amına interneti. koyayım. Çok iyiymiş Ucuz. lan. O yüzden senin bence buraya gel. Sana burada Biz sistem kurar. parayı veriyoruz alamıyoruz. Altyapı yok. Vay be He? iyiymiş O lan. da da. 700 upload ne demek lan? Şimdi daha iyi anladın değil mi yurt dışına niye çıktığımı? İnşallah Türkiye'mize şahlanacak. Güveniyorum. İnşallah. İnşallah. 2022-2023'te uçacağız abi. Aynen öyle moruk. Benim Aynen güvencim öyle. tam. Bu arada abi şakayı maka Allah geçiyorum. izin verirse. Harbiden çok iyi. Keşke böyle bir yerlere gelebilsek yani. Hani ülkecek her şeyimiz bu kadar Vallahi ben rahat de olsun. çok Ne zaman istiyorum. olacak? Ya bir gün olacağına inanıyorum. Ama ne zaman olacağını kestiremiyorum. İnşallah. Vallahi ben 15'e yakın ülke gezdim. Birçoğunda kaldım. Bizim ülke gibisi yok ya. Vallahi. Ülkemi ben seviyorum abi. Ben gitmem. Ben yurt dışında falan yaşayamam. Ben ülkemi seviyorum valla.
İyisiyle kötüsüyle elbet bir gün diyorum. Başka da bir şey demiyorum. CCC. İyi tamam Mücahit. Eline emeğine sağlık. Ben şu videoyu biraz daha izleyeyim. Ondan sonra ben yayına kaçıyorum. Tamam. Sağ olasın. Tamam, teşekkür görüşürüz. Ederim. Teşekkür ederim bu arada. Öpüyorum. Allah'a emanetsin. Eyvallah. Şeyleri halledeceğiz seninle. Hadi öpüyorum. Tamam. Şöyle diyeceğim, ümitliyim. Ben yurt dışı, ben de yurt dışına gittim. 5 veya 6 ülkeye gezdim. 5 olabilir pardon. 5 veya 6 ülkeyi gezdim. Abi Türkiye'yi seviyorum ben ya. Tamam oraların da güzel imkanları, güzel şeyleri var ama ben seviyorum abi yani. Ben Ankara'ya gelince rahatlıyorum. Benim memleketim bura kardeşim. Memleketimden başka yerde yaşayamam yani. Emin. İsveç'e de bir gün gelirsek kardeş geliriz yanına. Karışık ürünler. Bak burada bir böyle bir zeytin var. Bunun fiyatı 4 dolar, 5 dolar. Bunun fiyatı 2 dolar. Bu da böyle bir şey. Değişik. Bu da siyah. RPO 4. ayın demiş. İyi yayınlar. Nice aylara 4 ay olmuş. Eyvallah kardeşim. Abi VCM olasında bunu açarsan bakayım. Nazar Doygun 2. ayın demiş. Eyvallah. Almanya'dayım. 1100 euro kira ediyorum. Bu, Almanya'ya gittim bu arada. Almanya'nın gerçekten şeyi fazla. Kirası fazla Almanya'da. Kiralar fazla. Avrupa'da genelde öyle ama Avrupa'da mesela Almanya'da şöyle bir şansın da var. Almanya'nın atıyorum köy tarafı aşırı iyi köyler var, şeyler var. Oralarda ucuz imkanlarla toplu taşımayla tak tak gidebiliyorsun falan. Benim gördüğüm tabii, yaşayan daha iyi bilir de. Almanya'dayım, 1100 euro kira ediyorum. Depozitom 3 kira. Aylık kazancım 2600 euro. Araba 525. BMW ay sonunu zor getiriyorum. Amına koyayım nasıl yaşıyorsunuz? Valla kardeşim yine iyisin lan. Kötü değil ki durumun, iyiymiş yani. Ama tabii ki ucu ucuna gidiyorsun, onu anladım. O da tabii sıkıntıları vardır. XEA 3. ayın yenilemiş. Toplamda 4 olmuş. Nicayler abi yayınlar eyvallah. Samokalp senin şeylerini de okudum. 100 bit. Deeply Official 2. ayın yenilemiş. Toplamda 4 ay olmuş. Eyvallah. Samokalp seninkini de okudum kardeşim tekrardan. Tolga eyvallah kardeşim, sen de seviliyorsun. Koray abi asıl şorusu, onu da söyledik. Musa'yı da okuduk. KSDŞM RN 6. ayın yenilemiş. Juarez'di 3. ayın yenilemiş. Buğra 3. ayın yenilemiş. Bisküvi Prime ne abonemiş, aramıza hoş geldiniz. 06 Kanguru Hikmet 2. ayın yenilemiş. Hoş geldiniz. Bu kadar okuyabildiğim aboneleri de, 6 kaybolmuş. Reis başka birine piç dedim diye ban yedim. Asla sana demedim. Banımı açarsan çok ponçuk olurum. Bu videoyu sana armağan ediyorum. Ban şeyini at, bizimkiler bakar. Berkek Eviti 5. ayın yenilemiş. Hoş geldin. Şu videoyu biraz devam edelim sonra bakalım. Ya tamam. Chat toksikse abicim, tek chatte toksiklik varsa banlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Başka bir şey yok yani. Bana zeytin. Pahalı yani bence. Burada daha havuçlar var, hıyarlar var, turşu vesaire bu şekilde. Burada sulu limon var. Sulu yapmış. Limon mu? Burada ne lan bu? Bunu ben de bilmiyorum. Barbekü sos gibi bir şey değil mi ya? Burada da böyle değişik değişik şeyler. Bunlar yiyecek tabii ama yemeklere konulan şeyler. Burada kuru fasulye. Burada kuru fasulye. Burada kuru fasulye. Popasko var. Neredeymiş? Çok pahalı lan bu. Şu büyük olan 13 dolar. Ama bu Türkiye'de de var. Türkiye'de de pahalı bu. Bu direkt pahalı bir marka. Bence pahalı. Ondan sonra acaba burada ne var? Burada mustard sos var. Ne kadar? 4 dolar. Burada şey var. Ketçap, mayonez bir şeyler var. Böyle değişik değişik. Onlar da 2-3 dolar. En güzel yere geldik. Ramyon yani sineklere ve yiyecekleri içecekleri. Bunlar ramyonlar. Tamam mı? Noodle falan değil. Bunlar ramyon. Kore'nin ramyon. Meşhur ramyonları. Bunlardan göndereyim. Bunlardan yiyin. Bak mesela bundan isteriz, anladın mı? Bunu denemek isterim mesela, anladın mı? Bunlar güzel bak. Bu ben bu arada gıda fuarında sanırım ramyon denedim. Ben onu noodle sanmıştım da o ramyon olabilir. Ben gıda fuarında denedim diye hatırlıyorum. Mesela acılı olan, çok acı, bunu yiyemezsin. Tamam mı? Yerim, gönder. Deneriz kardeş. Bu bilmiyorum bunu. Çizli, şeyli, peynirli. Bu da peynirli. Bu da peynirli. Hepsi peynirli lan bunlar. Bu çok güzel. Bunun içinde şu rice cake var. Onun ne olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden açıklamayacağım. Bu da böyle bu şekilde Çin ramyon, Japon ramyonu var. Spagetti ramyon var. Bunlar çok güzel. Ucuz yani bunlar. Ne kadar fiyatları? Mesela bunun içinde bir, iki, üç, dört tane var. Yani 2,5 dolar, 2 dolar diyelim. İyi, biz buna. Mesela güzelmiş. Yani 2 lira deyin, 3 lira deyin. 3 liraya böyle bir şey alıyorsunuz Türkiye'de, öyle düşünün. Ondan sonra cimi burada da yine aynı ramyonlar var. Ucuz bak bunlar. 8 won. Doymuyorsun 8 ama. 8 won oğlum. Adam diyor ki 2 milyon maaş alıyorum diyor. 8 won ne demek, bir şey değil ki. Ekmekli yesen olur.
Şimdi yiyeceklere geldik. Burada çipsler var. Bak bunlar bilindik çipsler ama Kore usulü, Kore markaları olan çipsler. Bu ramyonlu bir çipsmiş. Burada fiyatları artık söylemeyeceğim. Fiyatlara gerek yok. Anladın zaten ucuz olduğunu. O yüzden fiyatla uğraşmayacağım. Direkt yiyecekleri göstereceğim, anlatacağım. Ana şu güzel duruyormuş mesela. Burada böyle ballı bir çitos var. Evet, o güzel duruyor. Burada bu şekilde değişik bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Kamasotun, bunu da bilmiyorum. Bunlar değişik şeyler ama. Bunlar diyet için yapılan yiyecekler. Değişik.